Edun Ühayha Beni Ümeyye'nin yanından olup 5 oğlu var idi. Ühayha Ar, Eban, Amir, Halid. Ühayha dahi cahiliyet hakkında bir muharebede katılmıştı. Diğer 3 oğlu ki Said bin As, radıyallahu'nun amileridir. Şeref İslam ile müşerref olmuşlardır. Amir ile Halid evvelce iman etmişler. Fakat Eban evvelce kardeşlerini İslamiyetlerinden dolayı tayin etmişlerden bir akara bir rahimin mikadıyla Sultan Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem'e mütabak ve mümin ve müvahit olmuştur. Hayber vakasında bulunmuş ve Bahreyn valiliği etmiş Sadi bin As radıyallahu anh. 15 tarihinde Hilafet-i Ömer radıyallahu anh'te Suriye ve Fahiyen'den Eban vefat etmiştir. Sa'd-ıd-Din As radıyallahu anh Hicret-i Nebevi tarihinde doğmuştur. Osman radıyallahu anh zamanında Kur'an-ı Kerim'i yazanlardan olmuştur. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Veled-i'ni Ukbe'den sonraki Kürke valisi tayin etmiştir. Tabaristan ve Gürcan'ı hızat etmiştir. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ömer, Osman ve Ayşe radıyallahu anh'ından hadis-i şerife rivayet etmiştir. Osman radıyallahu vakasından sonra ihtiyar-ı ırzet edip Yemen, Sıfkîn vakalarında bulunmamış. Maviye zamanında Medine-i Münevvere'de valilik etmiş ve hatta Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın namazını kıldırmış. Kendisi kesir-ül cur, mizat olup, birisi bir şey isteyip de ürtaya muktedir olmazsa, el-cür güven mevcut gayesine bakmayıp, vakti yaşarında vereceğine borçlu olma üzere senet verirdi. Her cuma ihvanını toplayıp ısrar eder ve onlara hasiyeler verir, hırlatlar gelirdi. Külfe'de valiyken her cuma gecesi azatlı kölesini camiye gönderip, namaz kılanların önlerine altın çubuklar koydurur. Ve bundan dolayı cuma geceleri Kürfe mescidinde çok cemaat bulunurdu. Hicret'in 59. tarihinde vefat etmiştir. Vefatında oğullarına benim vasiyetimi hanginiz kabul edecek demiş. Büyük oğlu ben kabul ederim demiş. Borcum da bunun içinde olacak demekle oğlum ne kadar borcunuz var demiş. Said dahi 80 bin deyince oğlum bu kadar borcu neden etsin deyince oğlum bir kerimin sürme dedik yani hacetini bir kerimin hacetini seddettin. Bir de bir adam gelip kemalı hayatı gerçeğiyle zaruretini bana ifadeye muktedir olamayacağını anlayarak söyletmeden anın da hacetini yerine getirdim demiştir. Said bin As radıyallahu anh'ın ammesi Halid bin Said bin As Eban bin Said'in biraderi Hıdama-i Müslüminden olup iki kere Habeşe'ye ve sonra da Medine-i Münevvere'ye Hazret Bey'e düşürdü. Bir rüyası İslam'ına sebep olmuştur. Şöyle ki, rüyasında Dürzah kenarında yerinin kenarında görüp babasını ateşe atmak istediği halde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Said'i belinden kavrayarak kurtarmış. Bu rüyasını Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hikaye edince Hazreti Sıddık bu rüya haktır. Senin baban cehennemidir. Resulullah'tan sen müstafid olacaksın. İyi tesir ve teşvik etmekle Halid gelip huzur-ı mayunlu Resulullah'ta Müslüman olur.
Babası Ebu Ruhayha, Müslümanlara şiddetle adaveti olduğundan Ali İslam olduktan sonra babasının gününe görünmemiş. Babası anı buldurup başında bir değnek parçalanınca kadar dedikten sonra arkadaşlarıyla irtilat etmemeyi üzere sarıyordu. Müslüman olduğundan dolayı. Sana bundan böyle bir hakkı ifade etmem dedi. Halit bin İsrail sallallahu da sen beni infak etmezsen hak söyle var hazretleri bana geçineceğini verir. Buyurdu. Habeşe'ye ikinci hicreti esnasında babası hasta bulunmakla Halid'in babası demiş ki eğer ben hastalığından kurtuluysam artık İbn-i Ebi Kepşe'nin yani Resulullah Efendimiz'in kadar diyor İbn-i Ebi Kepşe'nin ilahi mağdur olmaz demişimiz. Ayrıca Halid de Ya Rabbi anı bu manazından kaldırma diye iddia buyurdu ve o manazından babası kurtulamayı gördü. Halid radıyallahu anh'ın Habeşe'den Medine-i Münevvere'yi avretleri Hazreti Cafer radıyallahu ile birlikte olmuştur. Sultan-ı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Fethi Mekke'de ve Hunin ve Taif ve Tebük adelerinde bulunmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anı Yemen'in ve bir hasta Mülhik kabilesinin zekat tahsildarlığına memur bulmuşlardır. İzhan Emeli'ye kadar orada kalıp sonra Medine'ye münevriye gelmiş riyadelleri Eban Amir ile beraber Sıddık Ekber radıyallahu anh'a Beni Haşim'in beyatlarından sonra beyat etmişlerdir. Ebu Bekir radıyallahu anh Halid-i Nisaid'in Suriye üzerine sevk ettiği bir fırkanın birine emir tayin etmiştir. Hazreti Halid'in vefatı Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında yolu bulmuştur. İbn-i Katile'nin kaydınca Müşahili Yermuk Halid'e şehit olmuştur. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anı Beni Yebit sadakatına memur buyurmuş olduklarından Amr ibn-i Mali Terbiyeci'nin Tamtam'ı isminde meşhur kılıncı da ana intikal edilmiş. Meşhur Bahadirlerden Amr ibn-i Mali Terbiyeci. Kılıç anı intikal etmiş, Mehdi Abbasi'nin iştirasına kadar bu kılıç Ali Said bin Has'ta kalmıştır. Bismillahirrahmanirrahim.